Şimdi kaçacağız. Gel gel. İlk önce o tarafa gel. Hiç ateş mi etmeyeceğim? Kestik değil mi? Koş! Koşamıyoruz, yorulduk. Bir tane neyse, o kadar olsun. Çünkü önceki koşumuzdan dolayı, nefes nefese muhabbetinden dolayı şey olmadı. Deminki duruma göre çok kalka değiliz tabi yani. Kiliseye geldik. Jeneratör. Neyi aydınlatacak? Çalışmıyor. Benzin yok. Aynı mazot yok. Sıfır. Radyo. Teyp. Kaset çalıyor mu? Şu şeyi tamirat mamirat varsa bir bakalım onlara. Şu patlayıcı explosive bolts belki bundan ne kadar diye. Şundan bir yapalım, 10 tane olsun. Belki bazen bundan kullanmamız gerekecek. Şunu bir tamir edelim. Bozulmuş. Şeyimizin durumu iyi. Bunlar full, tamam. Bu da güzel. Başka mermiye gerek yok zaten. Şu mermide 35 yeter zaten. Tek tek atıyoruz. Çok bir de 10 tane bundan yaptık. Yeter de artar. Şimdi burada bir de başka neler var, ona bakacaktım. Yatma yeri varsa hızlıca bir sağlığımızı da fullleyebiliriz şey kullanmadan. Şuraya yatmıyorum ya. Neyse, yolumuza devam edeceğiz. Freeze Drifter. Demek ki bizi kurtaran hatun. Buluştuk yine diyor. Belki de beni hatırlamıyorsun diye seni sudan çıkaran, ben Olga'yım diyor. Sudan kurtaran teyze mi bize? Was it you fighting the master of the forest? Awesome. Our hunters had been staying away from him for years. Demek ki ayıyla savaşan sen miydin diye. Bizim avcılarımız ondan yıllardır uzak durur diyor. Damn it. Sorry teacher. The locks all rusted up. Paslanmış diyor. Senin arkadaş diyor şeye gitti bile diyor. Barajın orada diyor. Seni oraya götüremem diyor. And kayıya bineceksin diyor. All the boats at their swamp camp. They are not the sharing kind, but that's no reason to attack. Yine. Nobody wants bloodshed, so just stay out of their sight. Take the road to the barricade. Go down to the swamp and find the dock. That's where Alyosha and I took the boat from. Teacher, forgive me. There are some left, but be careful. Well, Drifter. Şeyle gidecekmişiz, tekneyle gidecekmişiz. Aşağıda diyor, bizim diyor limanda var tekneler diyor ama diyor gizlice alman gerekecek diyor. Kimseye yine dokunmadan gizlice git, şeyi al diyor. Tekneyi al, oradan da şeye doğru sür. Şuradan inelim bakalım. Doğru bir iniş mi emin değilim ama burası. O deminki ayı kardeşimiz herhalde burada bulaşmaz bize. Tabut var hocam. Sessiz ve derinden yine ilerleyeceğiz. Limana doğru gidip tekneyi çalacağız. Burada bir checkpoint save yaptı. Şimdi şurası var. Şuraya bakalım. Ne oldu, buraya çıktı böyle. Burada kaldım lan. Takılım gibi o.
Aman diyeyim. Bu böyle çanlar öttüren rüzgarlı sistem. Burası piknik alanı var, mangal. Orada bir şeyler oluyor. En sevdiğim kampın en sevdiğim yerini bulduk. Yukarıda jeneratörün şeyi çalışmadı. Onu niye yapmışlar acaba? Şimdi düşündüm de oraya bırakmadık. Petrol falan da bakmayı unuttuk. Bu arada abi şurada bir dinlenme yapabiliriz. Bir vodka içelim. Vodka yok mu ya? Kamp ateşini bir daha yak. Neyse çık ya. Zaman kaybetmek istemiyorum. Bir dakika, burada bir şey gösteriyor. Şimdi buradan direkt buraya mı gideceğiz? Kayıklar orada gözüküyor. Çok kısa bir yol oldu. Aslında bu taraftan gitsek muhtemelen oradan geçmek zor olacak. Gerçi burası teknenin olduğu yer anlamında. Kim çıkarttı? Tekneler nerede hani? Burası liman olan yer değil. Nerede abi liman? Kayıklar nerede? Bu tarafta değil gibi. Ya da to ne bileyim abi. Tam arkamızda gözüküyor o zaman. Buradan devam. Buradan devam. Checkpoint. F5. Gerçi checkpoint sebebi de var ama. Şimdi kayıklar nerede? Bundan önceki metro oyunlarında genelde böyle şey olurdu hani zaten mekan hep yerin altına geçerdi gerçi de genelde böyle küçük küçük bölümler olur. Burada 3 tane 4 tane büyük bölüm yapmış gibiler. Hani kendi içerisinde değişik bir temaya sahip bölümler. Orada hani şeyler daha küçük mesela 8-10 tane vardı diyelim ama her biri kendi çapında yerlerdi. Ve genelde görevler böyle farklı şey. Bir tanesi mesela tekneden böyle taramalıyla milletten kaçma. Bir tanesinde ne bileyim sessiz böyle sessiz görevle aralarına sızma. Yani değişik değişik konular vardı. Benim aslında sevdiğim özellikten birinin oyunu oydu yani. Hep böyle mesela first person shooter modunda oynamıyorsun oyunu. Kimisinde ne bileyim yine first person gibi bakıyorsun ama yani başka şeyler yapıyorsun biraz. Karakterinde başka özelliklerini kullanmak zorunda kalıyorsun. Burada hani sana seçiyor. İster diyor gizli git. Yani gizli gitmeni öneriyor ama hani zorunda değilsin tabii ki. Hani ister gizli git diyor. Burada ister öldür diyor. İster şunu yap bunu yap. Bu biraz daha serbest bırakmış. Alanlar da biraz kendi çapında. Her bir alan kendi içinde bir yani nasıl diyeyim? Lineerliğini birazcık her bir alanı şey yapmışlar yani. Görev arkasında görev arkasında görev takibinden ziyade biraz sana seçme hakkı tanıyor. Buradan nasıl gideceğiz bu arada? Şuradan mı gideceğiz? Şu suya girilmeyeceğini varsayıyorum. Şu anda lineer gidiyoruz mesela şu anda bu alanda. O ayrı. Ama mesela önceki iki alanda burada da yapar büyük ihtimalle. Ara görevler de vererek bizi değişik bölge içerisinde istediğimizde gitme özgürlüğü tanımıştı. Hani open açık dünya biraz hafif bir açık dünyamsı. Tam açık dünya değil ama bölge açık bölge diyelim. Açık bölge. Dünya tüm dünya değil. Bölge bölge açıklık. Şimdi adamlara yaklaştık. Sessiz moda geçelim. Bir dakika burada bize ipucu mu verdi yine? So what? We'll catch them all anyways. The first one maybe. Yeah. We'll be saying our vows in the teacher's house tomorrow. Yani onlar devamlı buraya. This is our chance to become instructors. Belki başka liderler mi diyeceğim ama şu sağdaki mesela hiç arkasını dönmüyor. Aha döndü. Olay belki de zamanlama olayı.
Şimdi o buraya gelecek muhtemelen. Gelmedi. Geliyor mu? Hani şunu görür mü onu bilmiyorum. Gelmiyor. Aha bunda başkası var mı? Aydınlıktayız biz bir şekilde ama bu mudur? Hangisidir bilmiyorum. Bu da ne gösteriyor? Onu da alalım. Şimdi şu arkadaşa doğru gideceğiz. Şunu buldular galiba ya da arkadakini mi buldu? Şunu buldular galiba. Burada burada bir karanlık, şu ışık bir şey yapıyor acaba ya. Şu arkadaş gibi bir şey mi bulmuştu acaba? Burada ha şunu buldu galiba. Dur bakalım. Mesela ben hala burada aydınlıktayım ya. Bir de şuraya gitmek doğru bir şey değil aslında. Sol tarafa gittiğimiz daha önemli gibi. Bu aydınlık havanın aydınlığı herhalde abi, yapacak bir şey yok. Şu herifi bir o tarafa gidelim yani. Sanki hallettik gibi. Konservlerimizi geri alalım. Kim görür gibi oldu yine şu. I know what to do if I see the intruder first. But what if he sees me first? Şunu görüp gelmesin de. Görmez herhalde onu. Sanki önemli bir nokta ne bulduk güzel. Kapı da burada. Sanki burası doğru geliş noktası gibi. Biraz labirentimsi bir durum olmuş burada. Yemeği pek canım çekmedi. Baktım biraz durumu iyi değil. I heard shooting like there was no tomorrow. Thought it was the bandits again. Then I saw the trees falling. Someone got the master mad. Şimdi buradan geçiş yok. Kapı o. Kapıyı açmamız lazım. Bunlar dağılır diye varsayıyorum. Biraz korusunlar. Ya da şu evin oradan gideceğiz. Ama tekne bu taraftaydı. O geliyor. Tamam. Dur bakalım. Karanlıktayız. Buraya dönmezse hallederiz. Tabii ki döndü. Hey. Who's that? Tabii ki zart diye buraya döndü. Öbür dışarı çıkıp mı gideceğiz, ne yapacağız? Nerede save etmem hatırlamıyorum. Yakın oralardaydı galiba save'imiz de.
Tamam. Bunları lootladıktan sonra save etmişim. Şuraya saklamalım. Şu teknenin ışığını kapatsak. Şimdi gelsin. Bir F5 burada yapalım. Bir daha dinlemeyelim bu. Yapmıyor burada F5. Sola döneceksin değil mi direkt? Ben vardım diye dönmedin yani, aferin. Bir F5 de burada yaptık. Şu amcanın durumu ne şimdi? Belli değil. Canlı dakikalar. Üst kat var. Muhtemelen kapıyı açma mekanizmasını bulacağız. Buraya mı geliyorsun? That bastard. What's there in the storage? What the hell? Görmüş gibi davranıyorlar. Davranışları değişti. Nereden gördün abi? Bana da anlat yani. Ben de öğreneyim nereden görüyorsan. Oradan gelen biri var. Buraya çıktı. Şimdi bunu görmez inşallah. Burada biri daha var. Şunları alalım abi. Kapıyı çalıştırınca şey olmasın çünkü. Gerçi onlar çiftli geziyor. F5. Şunu indireceğim abi. İyi, bir şey uyandırmadı bu. Takılma şuralara ya. Takılmadan sakin sakin tekneye gidiyorum. Kapının açıldığını varsayıyorum, evet. Bir F5 burada. Allah senin belanı versin. Koş koş. Bundan sonrası önemli değil. Ateşi öldürmediği sürece. Bundan sonra şu kamptan çıktık artık. Ah bak, kepçenin kafası koymuşlar. Ne kadar güzel, yaratıcı. Bu ne abi? Radyasyon vardı burada. Burada tekrar çıkacağız mı şeye? Öyle gözüküyor abi. Hiç beklemiyordum ben bu tekneyle.